öyle Ayşem bak. Herkesin bir derdi var. Herkes bir çare arıyor kendince. Yerim. Fatma Hanım bize böyle kocaman bir mektup yazmış. Daha önce de bir mektup yazmıştı. Yine yazmış Fatma Can. Akhisar'dan yazıyor. Çok güzel şeyler yazmış. Aynı zamanda da işte programa katılmak, programa katılmanın ona ne kadar iyi geleceğini yazmış. Çok güzel yemek vaatlerinde bulunmuş. Nefis el yapımı şeyler örmüş bize şöyle. Bakar mısın şunlara? Çok gerçekten hepsi çok güzel. Bu arada bana da çok yakışacak. Çok evime güzel. De çok yakışacak. Hepsi için çok teşekkür ediyorum. Ondan sonra eşi bahçeden çok anlıyormuş ve organik bana çok güzel tohumlar göndermiş. Bunları ekelim diyor beraber. Bahçede ekeriz. Tam da ekme mevsimi aslında. Herkese günaydınlar. Yeni uyananlara diyeyim. Saat 12 oldu. Konuğumuz bugün muhteşem şeyler seçti. Çay saat ikramları yapacak. Adı neydi? Merve'cim. Merve güzel. Konuk olacak. Gencecik bir yine konuğum var. Yine döktüreceğiz onunla birlikte. Bak gelmiş, konuklarımız geldi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Değişiklik olsun buradan aldık sizi. Çok güzel. Ağırmış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay sağ olun. Ay, kafaya dikkat, kafaya dikkat. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Gel seni de öpeyim. Yardım edeyim. Merhaba. Hoş geldiniz. Şöyle şunu üstten alır mısın? Ne getirdiniz bana böyle bir sürü bir sürü? Evde de bir şeyler hazırladım. Hadi bakayım direkt onlara ben ha. Biraz yamulmuş olabilirler ama. At bakayım ha. Adam ıslak. Yemen'den anladım. Bu ne? Bu da krem puf. Krem puf. Bunu mu yapsak, brownie mi yapsak? Bayağı bir kararsız kaldık ama hazır yanında getirmişken yapmadık. İçinde çikolatalı çok güzel. Orada. Bu da aslında sunumu daha tam bitmedi. Üzerine süzme yoğurt ve nane yaprakları neymiş gelecek. İçerisinde Amerikan salatası var. Dışı da ıspanaklı kek, tuzlu kek. Süper. Çok teşekkür ediyorum. Siz abla güzel. Kardeşsiniz. Evet. Belki ablam da gelecek demiştim. Evet. Hadi buyurun gelin oturun. Çay, kahve ne istersiniz? Filtre kahve var, Türk kahvesi var. Çay olur, çay fark etmez. Çay alayım. Çay vereyim ben. Haydi ver. Bugün en sevdiklerinizden, en güzel günlerden bir tanesi çay saati. Her gün böyle değişik bir şey arıyorsunuz ya hani günlerinize, çocuklarınıza, çay saati ikramlarınıza. Evet. Biz de bayağı kafa patlatarak yine böyle bizi heyecanlandıran, sizi de heyecanlandırırdan yola çıkarak şunları seçtik. Hadi say. Çok güzel çıtır çıtır bir börek yapacağız. Rengarenk. Dört renkli dört börek. Dört ayrı iç yapacaksın. Evet. Sonra sanki bir tabakta buluştururmuş gibi sunacak. Ballı bademli bir pasta yapacağız. Bu Alman pastasına benziyor ama yine de çok farklı. Üstü çok şık duruyor. Çok böyle şık. Ye beni diyen pastalardan. Evet. Cookie brownie yapacağız. Bu da kurabiyeli brownie ve arasında bir de bisküvi olacak. Kakaolu. Evet. En son da simit poğaça yapacağız. Yine böyle gevrek bir hamuru olacak. Tereyağlı çok güzel. İçi de kaşarlı olacak. Dışı bol kavrulmuş susamlı olacak. Başlayalım mı? İyi misiniz? Başlayalım. Hazır hissediyorsanız. Hazır hissediyoruz. Tamam. O zaman eller yıkansın. Sizin tamam. için mutfağa girin. Buyurun. Konuğumuz bugün muhteşem şeyler seçti. Çay saati ikramları yapacak. Dört renkli börek olsun. Hmm. Dört ayrı harç hazırlayacağız evet. malum. Bunu kavuracağız. Yufkaları da açabiliriz. Havuç yapalım. Şimdi patatesli harçla ona da kıymalı harcımızı koyalım. Ispanağı koyalım. Ve büyük buluşma. Biz biraz bekletelim bunu buzlukta. Daha rahat dilimlenir. Şu an tam kıvama geldi. Şahane. Çıtır çıtır olmuş. Çıtır çıtır, evet. Bayağı.
ballı bademli bir pasta yapacağız. Önce mayalı hamur hazırlayacağız. Ballı bademli katmanını yapalım. Üst bal koyalım. Üf, karışıma bak sen. Evet. Bu sırada pastacı kremasına geçebiliriz. Yumuşacık hamur. Ponçik. Şimdi yayalım. Şimdi bademli karışımı üzerine dökelim. Evet. Attım. Bunu keseceğim. Buraya kremayı koyacağım. Simit poğaça yapacağız. Kavrulmuş susamlı. İçi kaşarlı. Oh, ne güzel bir hamur. Evet. Bol malzemeli. İçine kaşar peyniri koyacağız. Bulayalım. Sonra da susama bulayalım. Çikolatalı bir tarif, bol çikolatalı. 3 katmanın en alt tabanını hazırlıyoruz şu anda. Damla çikolata koyalım. Şöyle hamuru yayayım ben. Sevdiğiniz kakaolu bir bisküviyi döşüyorsunuz. Evet, brownie hazırlayacağız şimdi. Onu da ekleyelim. Şu an 2 tarif, 1 tarif de birleşiyor. Tadına bakacağım düşenlerden. Hatta ben de. Üf, üf. Çikolataya boğup zirvede bırakacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ay, ellerimizi senin, yıkadık. Seni iyisinler. Geldik. Çok güzel bir elbisen var. Teşekkür ederim. Çay saati ikramlarının ilki ne olsun acaba? İlki 4 renkli börek olsun. Hmm. Rengarenk çıtır. Görsel olarak en çok bayılacağınız şey olacak demek evet. ki. 4 ayrı harcımız olacak ama hepsi tek börek gibi görünecek. Börek. Geçelim. Merve Hanım'ın çay saati menüsünden 4 renkli börek, 5 adet yufka, 1 çay bardağı zeytinyağı, 1 çay bardağı su, patatesli iç harcı için 3 adet haşlanmış patates, 1 adet kuru soğan, zeytinyağı, pul biber, karabiber, kırmızı toz biber ve tuz. Ispanaklı harcı için 250 gram ıspanak, tuz, pul biber, karabiber ve kırmızı toz biber. Havuçlu iç harcı için 3 adet havuç, zeytinyağı ve tuz. Kıymalı iç harç için 250 gram kıyma, 1 adet kuru soğan, zeytinyağı, karabiber, pul biber ve tuz. Üzeri için yumurta sarısı ve zeytinyağı. 4 renkli börek için hazırız. Evet. 4 ayrı harç hazırlayacağız evet. malum. Tavalar çıktı. Nasıl bir iş bölümü yapalım? Kim patron? Şu anda ben yönlendireyim. Hadi. Sen çok güzel soğan doğruyormuşsun tamam. Mürselciğim. Sen yap. Ben de havuçları rendeleyeyim. Bir kıymalı harcımız var. Bir patatesli harcımız var. Bir havuçlu harcımız var. Bir de ıspanaklı harcımız evet. var. Seç, beğen. Kim ne istiyorsa onu yesin. Hiç evde kavga çıkmaz bu durumda. 4 güzel lezzet bir arada. Onu da mı şöyle kavuracaksın? Şey yapayım. Evet, bunu kavuracağız. Ha. Zeytinyağı dökelim önce. Tabii. Sonrası, yani bunun bir iç hazırlığı sadece uzun sürecek. Sonrası kolay. Normal hazır yufkadan yapacağız. Havuçları kavurduk. Altını kapatabiliriz artık. Çok da öldürmedin zaten. Evet. Zaten fırında da pişecek. Baharatlandıracağız bunu. Bunu baharatlandırmadan önce böyle kavurduktan sonra süzme yoğurtla karıştırıp bir salata bile yapabilirsiniz. Eğer çok hani havuç rendelerseniz, çok havucunuz aynen, varsa. Aynen. İkisini bir arada çıkarabilirsiniz yani. En sevdiğim salatalardan. Evet. Farklı bir çeşit elde edilmiş olur. Değil mi? Aynen. Yani şık sunumlarla portakal kabuğunda sunulabilir. Onu bir silip tekrar kullanabiliriz aslında. Onu patatesli harca çevirelim. Sen buradan istediğin baharatı alabilirsin. Şimdi ben soğanı kavurayım. Biri kıymalı harç için olsun. Diğeri de patatesli için olsun. Evet. Senin usul yapalım. Yap. Kapağıyla koy. Kapağıyla koyalım. Şöyle. Lezzetlendirmek için. Şimdiden
Bu ikinci harç olsun. Evet. Evet. Şunu da koyalım. Şunu da alalım. Senin bebeğin var. Evet. Merve'cim. Bebeğini bırakıp geldin. Alsak mı bebeği, almasak mı böyle bir tereddüt yaşadık. Evet. Burada üşümesin, yorulmasın, annesini özlemesin dedik. Evet. Mızmızlanabilir. Akşamüstü gelecek. İnşallah ablamla beraber gelecek. Hı-hı. Onun da bir kızı var. Ne güzel, ne şanslısın. Bunu ekleyelim. Eğer de iyi anlaşıyorsanız hakikaten yani, çok iyi anlaşıyoruz. Bir kız kardeş, abla çok herhalde çok güzel bir şeydir. Tamam. Evet. Aynı binada oturuyoruz ortanca ablamla. Onun da bir kızı var, 6,5 aylık. Beraberce büyütüyoruz. Kardeş olacaklar işte, ne güzel. Zaten evet. Süt kardeşler. Ayrıca evet, süt kardeşler. Kimin annesi? Karşılıklı. Yani İki şekilde. İkinizin de sizinde sorun yok ama evet. Öyle duygusal bağ olsun mu dediniz? Evet aynen. Sırf süt kardeş olmaları için. Şu anda belki yeni hamileler varsa ya bu konuyla ilgili eminim çok merak ediyorsunuzdur. Ben de bir çocuk annesi olarak bunu söyleyeceğim. Bu işin zayıflıkla, şişmanlıkla falan hiç alakası yok. Bu genetik galiba. Mesela ben 47 kiloyla hamile kaldım ve çok zayıf, küçük bir anneydim. Ama besleyici bir süt olabiliyor. Aynen öyle. Hı-hı. Benim kayınvalidem şey demişti ya, hiç unutamıyorum. İnek sütü gibi sütün var. Böyle koyu koyu. Ya böyle bir deyim var. 9 ay bu zayıflığımla ben bir çocuk, 3 çocuk emzirebilirdim. Öyle sütüm vardı. Maşallah. Bu tamamen genetik bir şey. Kesinlikle. Evet. Korkmayın. Çok güzel bir sütünüz olabilir. Evet. Kıymayı çıkarayım ben. Tuzu da ekleyelim. Hepsinden azıcık bir harç hazırlıyoruz. Mesela şeyi ne kadar rendelediniz? 3 tane havuç yeterli bir yufka için. Tamam. Burada da 250 gram dana kıymamız. Evet. Yine 2 soğanımız var. Bu harcımızda böyle. Burada da kaç patates var? Burada 3 patates var. En çok patatesimiz oldu. Yani belki biraz fazla gelebilir. Yeriz. Al bakalım toz biberini. Evet. Ay açamadım. Patatesler de kavruldu soğanla beraber. Tuz koyduk, pul biber koyduk, karabiber koyduk. Biraz da renklendirmek için. Evet. Böyle. Kırmızı toz biber koyduk. Sağ ol, teşekkür ederiz. Hanımlar. Valla Nursel, biz sağ ol, biz sağ ol. Manken gibiler. Aynen, doğru söyledin. Teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz? Börek yapıyoruz, dört renkli. Ayrı harç yapıyoruz. Evet, dört harç yapıyoruz. Ispanakları da getirmişsin. Teşekkür ederiz. Ben sana şunu vereyim mi ıspanak için? Olur. Merve. Ispanakları da ince ince doğrayıp. Şöyle bir alayım seni. Ver Ayşem. Teşekkür ediyorum. Tamam. Azıcık şöyle 250 gram kadar ıspanak. Evet. Çünkü bir yufkaya yapacağımız için yeterli. Tuz mu? Bunları da kavuralım. Bu herhalde az gelir. Ben bakalım. Koyayım, sen acıcık daha doğru. Şimdi bence. Soğan bayağı öldüğü için. Ne yapıyorsun kız? Öyle yapıyor Ayşe bana. Sadece tuzunu kattın bunun. Tamam, karabiber katarsın. Değil mi? Evet. Şöyle. Aynen yeterli. Ver bana. Bunu artık kaldırabiliriz. Tamamdır. Tamam. Biraz daha da ekleyebilirim ben ıspanağı. Ben iniyorum, ben ineyim canım. Hadi in, tamam. Hadi in. Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Bunun artık tuzunu, baharatını katabiliriz. Tamamdır. Ne? Pul biber yakışır. Biber koyalım. Karabiber koyalım. Kırmızı toz biber de koyalım. Koyalım. Ben her şeye yakıştırıyorum. Benim çok şey alışkanlığım öyle yok. Mi? Toz kırmızı biber. Niye ya acaba bilmiyorum. Tamam yeterli. Bence de. Yani hem güzel renk veriyor bence aroması da çok güzel. Kapatıyorum altını.
Şu tabağı da onu alabiliriz. Tamam. Şahane. Dört tamam. tane harcımız evet. hazır. Böyle. Şöyle de alayım onları. Tamam. Yufkaları da açabiliriz. Sos olarak ne istiyorsun? Zeytinyağlı suyla o kadar. Islatacağız. Zeytinyağı da böylelikle çıtır çıtır yapacak. Şöyle yarım çay bardağı zeytinyağı gibi, evet. yarım çay bardağı da su. Yetmezse yine ekleyebiliriz. Şu an bunu ıslatayım. Soğumuş olan harçla başlayabiliriz. Güzel rahat kesilebilecek mi, güzel sunulabilecek mi, dağılacak evet. mı? Şu an hemen rulo yapıp pişirsek evet dağılıyormuş. Dağılabilir, evet. Püf noktası bunun. Derin dondurucuda beklemesi. Hazırladıktan sonra derin dondurucuda beklemesi olacak. Hadi önce şey bunu yapalım. Şöyle biraz katlayalım. Havuç yapalım. Evet, şöyle şuraya. Güzelim. Nerelisiniz siz? Trabzon, of. Evet. Karadeniz uşaklarısınız. Evet. Eşim Kastamonu, ben Trabzonluyum. Sizin eşiniz? Balıkesir. Balıkesir. Nasıl biriniz oradan, biriniz oradan? İstanbul'da buluşuluyor işte. Evet. Görecek usulü mü? Aile mi istedi, siz mi? Okulda falan mı? Aynı iş yerinde benimki. Ne iş yapıyorsun? Aslında mali müşavirim. Bıraktım ama çocuktan sonra. Şu an özel gün fotoğrafçılığı yapıyorum. Ne fotoğrafçılığı? Özel gün fotoğrafçılığı yapıyorum. Düğün çekimleri, daha çok doğum güzel. Çekimi. Aha. Bunları yapıyorum. Süper. Vallahi bir, çok radikal bir karar. Hani mali müşavirliği bırakıp, para işlerini falan bırakıp ah deyip fotoğrafçılık yapmaya başlamışsın. Evet. Ne güzel. Aslında hobi gibi başladı ama belli bir süre sonra çok sevince işim haline geldi ve çok keyif alıyorum. Süper. Şimdi patatesli harçla alalım. Devam edelim. Çok kolay bu arada hani ilerleyişi. Evet. Hepsinin yani kalınlığı hemen hemen aynı olmalı. Aynı hani olmalı. Şık durması açısından. Evet. Bu da bu kadar yeterli herhalde. Bunu da saralım. Bu şekilde ikinci rulomuz da hazır. Diğer yufkayı da alalım. Ona da kıymalı harcımızı koyalım. Yufkaları her zaman tek tek sardırmayı ihmal etmeyin. Yapışmıyor o zaman. Çok evet. pratik oluyor. Yufkacınızdan rica ederseniz. Yufkalar da çok güzel, tazecik. Evet. Önce zeytinyağlı suyla ıslatıyorum. En çok hangi harcı seviyorsun? Yani bence ıspanaklı da ben de. Çok güzel. Otçuyum. Evet. Et de severim ama. Şu otlarla ilgili bir ileride bence ben bir şey yapacağım ya. Ben merak sardım yani. Böyle tanımak istiyorum doğadaki otları. Neyden ne yapılıyor? Yüze mi geliyor? Yeniliyor mu? İçiliyor mu? Çayı mı yapılıyor? Çok böyle acayip merak ediyorum. Bununla ilgili gelişmek çok isterim. Evet. Hem sağlıklı beslenmek adına. Evet. Tamam, diğer yufkaya geçelim. Son yufkamız. Ispanağı koyalım. Dört ondan rulamız sonra hazır. Ve büyük şimdi buluşma. Esas mesele. Evet. Bu yufkayı da biraz ıslatalım. Tek mi yufka yapacaksın? Sardığın tek, tek mi yufka kalacak? Evet. Şimdi sırayla bu ruloları yan yana koyuyoruz. Üst üste mi? Evet, şöyle. Bunu da yanına koyacağız. Evet. Ah biz kadınlar. Yani bunu beraberce yapabiliriz. Ceylan bunu yiyemeyecek. Yaşasın mı diyorsun Serkan? Bunu ikiye bölelim. Streçleyelim ve buzluğa koyalım. Ya en az bir saat kadar durması gerekiyor. İç dünyasını da. İç dünyasını da şöyle bir görelim. Böyle kestiğimiz zaman şimdi hepsini dilimlersek dağılabilir. O yüzden biz biraz bekletelim bunu buzlukta. Evet, bu çok önemli bir püf evet. noktası. Ama şu an hemen canınız isterse de güzel bir böreğiniz olur ama evet. o
şekli çok güzel olmayacak o zaman. Evet. O yüzden bir saat buzlukta beklemesi gerekiyor. Evet. Streçleyelim. Şöyle, uzunlamasına bir yapabiliriz herhalde Sarar. Böyle ayrı ayrı streçlemeniz belki hani almanızda falan daha kolay olacaktır. Evet. İşte bu kadar kolay aslında. Evet. Bunu derin dondurucuya kaldıralım. En çok şu an yeme fikrini değil, bunun dolapta böyle bir böreğimin hazır beni bekliyor olma fikrini çok evet. sevdim. Hani 3 gün, 5 gün sonra şu böreği çıkarayım da bir pişireyim. Bir ay sonra bile çok olur. Sevdim, hiç fark etmez. Dipfrizde olması önemli. Dipfrizde olsun, daha iyi soğur. Daha rahat derinlenir. Tamam. Onu uygun gördüğümüz bir an, hatta belki ne bileyim sunumlara doğru bile bence pişirebiliriz. Canımız nasıl isterse karar vereceğiz. Evet. Ne yapalım? Şimdi sıradaki tarife geçelim. Hı hı, o beklerken ballı bademli pastaya geçelim. Tatlı kısma. Yani Alman pastasının ne kadar meşhur olduğunu bilirsiniz. Onun evet. kekinden, mayalı bir mayalı kekinden. Hamur, evet. Çok daha havalı bir pasta yapacağız. Evet. Alman pastası bakarsanız sadece pudra şekeridir. Yani. Bizim pastamız üzeri bol file ballı bademli. Ballı. Merve Hanım'ın çay saati menüsünden ballı badem pastası. Hamuru için yarım su bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı tereyağı, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 adet yumurta, aldığı kadar un. Kreması için 4 su bardağı süt, 3 yumurta sarısı, 4 yemek kaşığı nişasta, 3 yemek kaşığı un, 2 çay bardağı toz şeker, 1 paket vanilya, 1 paket krem şanti. Üzeri için 2 su bardağı file badem, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı toz şeker, 2 yemek kaşığı çiçek balı, 2 yemek kaşığı süt. Şimdi ballı bademli pastamızı yapalım. Önce mayalı hamur hazırlayacağız. Tamam. Klasik şöyle. Alman pastası mayalı olurmuş değil mi? Evet, evet. Gerçeği buymuş. Kekli de yapılıyor ama evet. ben çoğunlukla mayalı yapıyorum. Şöyle bir dolu yemek kaşığı kadar tereyağı koyuyoruz. Tamam. Koy sen mayanı. Şöyle yarım su bardağı şuradan dökelim. Aslında bu böyle tamam. gramlı bir ölçü ama evet. sen hani çok yaptığın için elin alışmış evet. 50 gram tereyağı, bir kolaylık paket olsun diye. Kuru maya, yarım bardak ılık süt. 2 yemek kaşığı kadar da şeker koyalım. Ne kadar çok? Çok mu? Aa, ya tatlı bir tarif olduğu için. Normalde böyle hani maya çalışsın diye bir tatlı kaşığı falan atıyorlar. O yüzden öyle söyledim. Mayayı biraz eritelim bu şekilde. Arkasından yumurtayı ekleyelim. Tamam, yumurtayı ekleyelim. Hı hı. Sonra da ununu yavaş yavaş katmaya başlayacağız. Evet. Bu Paçika'nın mutfağında Instagram adresimde hı hı. çok ilgi gören bir tarif. Onu da ekleyelim. Ne Instagram'ın adı? Paçika'nın mutfağı. Paçika. Paçika. Evet. Sizin oralarda bir evet, şey. Evet, biz Trabzonluyuz, ofluyuz. Bizim orada da kızlara paçı diyorlar, paçika diyorlar. Hmm. O yüzden ben de yöresel çok bir isim güzel koymak bir isim istedim. Koymuşsun. Evet. Hamuru yoğurduk. Böyle yumuşak bir kıvamda olacak. Şunun içine getir koyalım. Tamam. Böyle burada mayalandırabiliriz. Çok da sıkmıyor, yani sıkmamak gerek değil mi? Böyle bir şey, bırakalım. Fırsatı olsun yani evet. kabarmaya. Doğru. Bunu kenara alabiliriz. Şöyle fırına yakın koyayım. Olur, daha çabuk olur. Üşümesin. Olur. Gelelim, tamam, bademini mi yapalım, ballı bademini? Ballı bademli katmanını yapalım, üst katmanını. Al şekerim. Onu da tavada. File bademin. Evet. Şimdi tereyağını koyalım, eritelim. Bir tane daha koyayım mı? Biraz daha alabiliriz. Şöyle dolu. 2 yemek kaşığı ya da bir dolu bir yemek dolu kaşığı. Bir dolu desek çok doğru diyelim. Olacak. Tamam. Şimdi onunla da erisin. Devam edebilirim. Bunu sen, hani bu çok bilinen bir tarif mi? Standart evet. bir tarif mi? Bu aslında çok bilinen bir tarif. Orijinalinde Alman pastası. Hı hı.
Ama ben de keşfettim bunu. Sayfamda, Instagram'da yapıyorum. Çokça sayfalarda araştırıyorum. Hani başka tarifi yok yani. Ballı badem hani bu. Ballı bademli pasta bu ama Alman hani kreması değişir. Çeşitleri mi var? Çeşitleri var tabii. Çikolatalı, muzlu, istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Benim en bildiğim o pudra şekerli, işte bir çileklisi oluyor, bir muzlusu oluyor değil mi Volki? Evet. O çok hani hakikaten iyisini zor bulursunuz. Çok güzel, çok severim. Bademlisini hiç denememiş olabilirler. Ben denemedim. Bademlisi gerçekten çok güzel. Balın. Evet. Bal geldi, süt, şeker. Şimdi tereyağı ile bademi kavurduk. Bir çok iki dakika. Kavurmadın, sadece şey yaptım. Evet, çünkü böyle fırında hamurla beraber pişeceği için biraz rengi değişecek. Şöyle iki yemek kaşığı kadar şeker koyalım. Bal koyalım. İki yemek kaşığı kadar bal koyalım. Fark ediyor mu ne balı olduğu? Böyle ağır olabilir hani, bala göre ya, değişebilir. Tabii çok acı ballar var. Onlar olursa fark edebilir. Tadında da çiçek fark eder. Çiçek balı belki. Çiçek balı gibi. Evet, hafif ballar. Tabii doğal olması önemli. Süt de koyalım. Şöyle iki yemek kaşığı kadar süt koyalım. Üf, karışıma bak sen. Evet. Bu kadar yeterli. Kapatıyoruz. Kapatalım. Bu biraz soğusun kenarda. Bu sırada pastacı kremasına geçebiliriz. Süt veriyorum. Onu hazırlayalım. Değil mi? Evet. Sonra? 4 su bardağı kadar süt koyacağım. Kapatarak bak istersen. Bir bak. Bu ne ya? Şöyle 4 su bardağı. Bak bak, kıza bak. Ufaklığa bak. Aa! İnanmıyorum. Sen gel bakayım buraya bana Nursel abla. Ne? Bak bak. Mantı mı? Kız. Yok artık. Kapamaya bak ya. Ben bile o kadar açamıyorum. Ne açması? Kapamaya bak. Çok profesyonel. Bu güzel kızın annesi beni duysun ve bana getirsin. Evet. Bence o da buraya konuk olabilir. Hem de ne kapatıyor biliyor musunuz? Zor bu. Sinop usulü kapatıyor bunu. Kaç kişiye yaptırmaya çalışıyorum. Vallahi yapamıyorlar. Aa, kıza bak. Tebrik ederim. Yumurtaları getirelim. Ne kadar süt koydun? 4 su bardağı süt koydum. Şimdi yumurta sarılarını ayıracağız. Onun için de bir kap alırsak. Pastacı kreması yapıyoruz şu anda. Standart, çok güzel bir tarif vereceksin. Şöyle dikkatlice beyazını sarısından ayıralım. Ben altını açayım, karıştırayım senin olur için. Sarılarını kremaya koyuyoruz. Valla sizlerin sayesinde hakikaten ben böyle pasta mı, ay ne alaka, ben pasta ne anlarım, ne nasıl yaparım modundayken öyle pastalar yapılıyor ki ben bunu yaparım oluyorum ya. Valla evet, bak hani şey, cesaret doğru verdiniz resmen hani bana ve benim gibi birçok kişiye. Şimdi nişasta koyalım. İstersen un da koyalım. Şöyle bir, iki, üç, dört kaşık kadar koyalım. Silme dört kaşık, evet, tepeleme değil. Şöyle üç kaşık da un koyalım. Şöyle iki yemek kaşığı, ay pardon, çay bardağı. Daha heyecan duruyor. Evet. Ben size söyleyeyim, böyle bir panik var ufaktan. Tamam. Tamam, bunu pişirelim bu şekilde. Piştikten sonra vanilya ekleyeceğiz. Ondan sonra biraz soğuduktan sonra da krem şanti ekleyeceğiz toz olarak ve çırpacağız. Tamam. Krem şantin, vanilyan. Tamam. Kremamız pişti. Altını da kapadık. Böyle katı bir kıvamda olması gerekiyor. Çünkü sıkma torbasıyla sıkacağız. Şekil durması gerekiyor. Hı hı. Şimdi biz sıcakken vanilyayı ekleyebiliriz. Ama krem şantiyi eklememiz için biraz soğuması gerekiyor. Soğusun. Evet. Biz de hamuru yerleştiririz, evet, o zaman. Evet, hamurumuz mayalanmıştır. Bademli karışımımız da zaten hazır. İkisi beraber pişecekler. Bu sırada da krema kıvama gelmiş olur.
Uy ben seni yerim be. Bak bak. Yumuşacık. Hamur. Ponçik. Evet. Bunu şöyle olduğu koyayım. Gibi evet koyabiliriz. Bunu yayalım. Gerçekten yumuşacık bir hamur oldu. Böyle olması gerekiyor zaten yumuşak olması için. Bu kadar yeterli. Bir de bunu biz çatalla delelim. Fırını açalım mı? Fırını yani da açabiliriz. Yüksek olsun değil mi? Evet. 170 olsun. Aa canım 180. Ne yapayım? Seninle beni kavuşturmuyorlar. Tamam. Böyle çatalla deliyorum. Bu kadar da yeterli. Şimdi badem karışımı üzerine dökelim. Aa. Evet. Aa. Bu bademlerle beraber pişecek. Bak bunu ben anlamamışım resimden. Ya. Evet. Çok iyi ya. Nefis bir tarif. Evet. Hani bazı pastalar çok uğraştırıyor ya böyle evet. ayrı. Yok yok. Bakın burada ikisi bir arada pişebiliyor. Gayet yok. Güzel. Hani normal. Çok da uyumlu. Çok sertleşmez değil mi o badem? Yok. Böyle katır katır yok, olmaz değil mi? Yok hafif bir kıtırlık olacak sadece. Ayşe abla ile biraz sohbete daldık. Tatlıdır Ayşe'nin sohbeti. Evet. Evet. Ballı bademli pastamızı bitirdik. Bu biraz tepside mayalansın çünkü önemli. Tepsi mayası. Evet. Tamam. Çatalla delikleri açtık ama hem eşit bir şekilde kabarsın hem de ballı bademli karışımımız da böyle içine işlesin diye yaptık onu. Tamam. Şimdi bu mayalansın. O zaman Alman pastasına küçük bir mola veriyoruz. Evet. Bir yandan burada pasta kremamız soğuyor. Krem şanti koyacağız. Evet ona krem şanti. Bir yandan da kekimiz. Tepsi mayası oluyor. Evet. O vakit ne yapalım? Şu dipfrizden böreği çıkarıp... Bence de. Artık onu dilimleyebiliriz. Onu dilimleyelim. İşte evet. Şu andaki aşama için, yeni açanlar için söyleyeyim. 4 renkli böreğimiz bu. Güzel dilimlenebilsin, dağılmadan dilimlenebilsin diye dipfrizde tuttuk. Bakın normalde yufka olsa böyle bele yayılırdı. Evet. Şu anda gayet güzel. Şu an tam kıvama geldi. Bunu dilimleyince görüntüsü gerçekten çok güzel olacak. Tamam buna yumurta sarısı sürelim bir de. Biraz zeytinyağı ekleyelim şöyle. Tamam. Bunu öncelikle kolaylık olsun diye tek tek uğraşmamak adına şöyle yumurta sarısı sürelim. Güzel sonra kızarmasını sağlayacak. Kestikten sonra uğraşacağımıza böyle döne evet, döne. Evet evet aynen. Kesip sadece tepsiye koyacağız. Şöyle 1,5 santim kadar isterseniz şöyle koyabiliriz. Hmm. Evet. Şahane. Şöyle ben keseyim o zaman sen de koy. Göstereceğim. Tamam. Ve de kolay pratik. Sen onu fırına... Gayet de kolay. Fırına gönderir misin? Tamam. Hadi gönderelim sen onu. Sen onları kes ben tepsiye koyacağım. Ben bunları diğer tepsi için hazırlayayım. Kaç derece dedin? 180-190. Evet. Vallahi görüntü şahane oldu. Evet. Yağlı kağıt koymadık buna ama. Buna bile yapabilirmişiz ha. Evet ona da yapabiliriz. Evet. Şöyle yapalım biz. Tamam. Evet Seyhan, Ayşe'ye pasla hemen öğle yemeğini yetiştirsin bize bunu. Şunu da bir dilim atabiliriz. At. Buyur şekerim. Alayım. Pişirttir bize, bunu da al. Tamam, bunları kaldıralım. Evet, şimdi toparlanalım. Toparlanalım. Dönüşte de böreğimizi çıkaracağız. Pastamızın, Alman pastamızın kekini fırına atacağız. Bunlar çok güzel. Dantelleri ben çok seviyorum. Arkadaşlarım da tembihlemişti. Şurayı da çekelim. Ben vintage meraklısıyım zaten. Evimi de o şekilde dizdim. Ben de bayılıyorum. Tabaklar da müthiş. Süper. Evet. Her dantelin şeyin adı varmış. Evet. Küpeli bilmem yani ne falan aslında diye. Ben çok bilmiyorum ama gerçekten görüntü olarak çok evet. Seviyorum. Almayı seviyorum diyelim. Böreğimiz pişti. Evet. Onu çıkaracağız. Biraz daha tamam. Oyalandık. Hı hı. Tamam mıdır? Böreğimiz nar gibi kızardı gerçekten.
istediğimiz kıvamda. Görüntüde de hiçbir bozulma yok. Açılın. Evet. Süper. Aynı çok resimdekini güzel verebildin. Evet. Harika. Çok güzel oldu. Bu biraz dinlendikten sonra kıvamı hazır. Çıtır çıtır olmuş. Çıtır çıtır. Bayağı evet, yani çok güzel. Ama süper, içi de yumuşak. Aynen. Çok güzel. Şimdi şekerim, dönelim şurada. Bakar mısınız nasıl güzel evet kabardı eşit bir şekilde. Ballı bademli pastamız. Ben fırının kapağını açıyorum. Derecesini evet düşürüyorum. Kaç derece olsun? 160 derecede pişecek ama fırın biraz soğusun. Böreği çıkardık çünkü yüksek ısıdaydı. Tamam. Şimdi biraz o serinletiyoruz sırada, evet, yani. O sırada kremaya geçebiliriz. Tamam. Kremamız soğudu. Bu şart değil krem şanti. Evet. Koysanız da olur, koymasanız da o kıvamını daha çok evet beğeniyormuş. Daha güzel oluyor bu şekilde. Ben çırpmaya başlayayım. Evet. Tamam. Bu şekilde çırpacağız. Tamam. Bu kadar yeterli. Onu da fırına gönderelim. Artık ısı da düşmüştür zaten. Şöyle attım. Evet. 160 derece fanlı fansız fark fanlı ediyorum. Fanlı da olabilir. Tamam. Tamam. Çıktıktan sonra hemen birleştiremeyeceğimiz için sunum aşamasında onların birleştirmesini evet yapmayı onları planlıyoruz. Evet, inşallah her şeyimiz hazır. Simit poğaça yapacağız. Kavrulmuş susamlı, içi kaşarlı. Oh ne güzel bir hamur. Evet. Bol malzemeli. İçine kaşar peyniri koyacağız. Bulayalım. Sonra da susama bulayalım. Evet. Çikolatalı bir tarif, bol çikolatalı. 3 katmanın en alt tabanını hazırlıyoruz şu anda. Damla çikolata koyalım. Şöyle hamuru yayayım ben. Sevdiğiniz kakaolu bir bisküviyi döşüyorsunuz. Evet. Brownie hazırlayacağız şimdi. Onu da ekleyelim. Şu an iki tarif, bir tarif de birleşiyor. Tadına bakacağım düşenlerden. Hatta ben de. Üf! Üf! Çikolataya boğup zirvede bırakacağız. Ne yapalım? Şimdi, şimdi simit poğaçaya geçelim. Heh, geçelim. Evet, şöyle bol susamlı, kavrulmuş susamlı, içi kaşarlı, ev yapımı, tereyağlı bir hamur, bizden çıtır, bir gevrek. Bizden bir tarif gelsin o zaman. Evet. Hadi bakalım. Merve Hanım'ın çay saati menüsünden simit poğaça. Hamuru için 1 çay bardağı sıcak su, 1 çay bardağı süt, 2 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket kuru maya, 1 çay kaşığı tuz, 1 adet yumurta, 1,5 çay bardağı erimiş tereyağı 125 gram, yarım çay bardağı sıvı yağ, aldığı kadar un. İçi için 250 gram kaşar peyniri. Üzeri için 3 yemek kaşığı pekmez, 3 yemek kaşığı su, kavrulmuş susam. Simit poğaçamıza da başlayalım. Tamam. Şimdi malzemeleri getirdik. Öncelikle mayayla başlayalım. Onu koymayalım. Tamam. Su, ılık su. Oy. Kısmetin taştı. Su sıcak olduğu için süt soğuk olabilir. İkisi birbirini dengeleyecek. Mayanın kolay çözülebilmesi için evet bu ılıklık önemli artık. Onu öğrendik hepimiz. Evet, ılık olması gerekiyor. Bir de 2 yemek kaşığı kadar şeker sen koyalım. Sen hep şey kullanıyorsun. Kuru maya. Evet. Yaşmaya evet alışkanlığın yaşmaya yok. Alışkanlığım yok. Evet. Bu şekilde mayayı eritelim ılık suda ve sütte. Hı hı. Şimdi bu eridikten sonra tereyağını da ekleyebiliriz. Tereyağı 125 gram ölçüsü ama hani çay bardağı olarak çıkarabiliriz ölçüyü. 1,5 çay bardağı falan. Evet, 1,5 diyebiliriz. 125 gram tereyağı. Ya yani neredeyse 1,5 çay bardağı. Evet. Tuz atalım mı? Bir tuz çimdik atalım. Şöyle bir çay kaşığı diyelim. Bir çay tamam, kaşığı yeterli da tuzu, yumurtan var. Yumurtayı ekleyelim. Oh ne güzel bir hamur. Evet. Bol malzemeli. Ya tereyağı olması hamuru çok güzelleştiriyor. Hı-hı. Gevrek olması açısından. Şimdi unu ekleyelim. Yumuşak bir hamur yapacağız burada. Hı-hı.
Tamam. Elime de biraz yağ dökersen. Son yağını da ekleyelim. Zeytinyağıyla, tamam. Şöyle bir neredeyse yarım çay bardağı kadar da yağımız var. Onu da ekledik. Teşekkürler Ayşe'cim. Hadi yemeğimiz hazır. Oh be. Acıktım ben bugün, çok acıktım. Geliyoruz. Soğumadan yiyelim. Tamam. Tamam. Hamuru biz bu sırada zaten mayalanmaya bırakacağız. Tamam, süper. Bir iç harcı var, onu da evet, artık sonra onda hazırlarız. Tamam. Bu kadar. Süper. Yumuşacık bir hamur yaptın. Evet. Geliyoruz. Tamam. Bunu da saralım. Peki. Tamam, bu beklesin. Şimdi ben bunu sarayım, sarmalayayım çünkü fırın dolu. Fırına da bak istersen. Ha? Ne durumda? Fırın güzel devam ediyor, etsin. Biraz kızarmaya başlamış bakın. Evet. Tamam. Ama devam edecek. Keyfi yerinde. Bunu da bir güzel sarayım. Evet, hamurumuz üşümesin diye iyice sardım. O zaman ekip yemeğe. Hadi. Evet. poğaçamıza da mayalandıktan sonra geri döneriz. Evet. Tamam, hadi gel. Evet şikirim. Geldiniz mi? Geldik. Kavrum susamım geldi mi? Mutfağı sana bıraktık. Susamı getirdik. Tamam, çok güzel. Ne yaptın? Ben de poğaçanın malzemelerini hazırlıyordum. Oo. Bu sırada ballı bademli pastamız da pişti. Çok iyi değil mi? Çok, çok güzel iyi. Pişmiş. Yani tam istediğim kıvamda. Şuradan da istersen destekle. Tamam. Masanın üstüne götürelim. Tamam, bunu masanın üstüne koyalım. Pasta kremasını da yanına koyalım. Evet. Ballı, bademli Alman pastamız hazır. Sadece evet. Soğuduktan sonra arasını keseceğiz. Bu güzel kremayı içine koyacağız. Evet. Pastamız hazır. Evet. Bu soğusun burada. Bir şeyler oluşmaya başladı. Evet, günün mükafatını almaya başladık. Evet. Şimdi devam Peki. edelim simit poğaçayla. Bakalım ne oldun? Bakalım. Aferin Gayet sana. Gayet güzel mayalanmış. Aferin sana. Bakalım yumuşak da. Süper. Evet. Ver onu bana. Tamam. Şimdi gelelim şekil vermeye. Evet. Malzemelerimizi hazırlayalım önümüze. Pekmez, su ve kavrulmuş susam. Bunu da bir kaba böyle boşaltabiliriz. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar pekmez koyalım. Bunu geçen gün çay saatine gelen konuğum Bilgecim getirmişti. Öyle mi? Bir arkadaşı böyle çok güzel bir sepet hazırlamış bize. Bak kullanıyoruz. Tahini yedik. Tahin çok iyiydi. İçine mi koyacaksın? Yok. Bunu da ayrı bir kaba koyalım. Önce ben burada biraz hamuru yoğurayım. Havasını alayım. Bir de buna içine kaşar peyniri koyacağız. Koyacağız. Onu da ablam hazırlayabilir sanırım. Tamam. Şöyle. Sadece kaşar değil değil mi? Mesela zeytin, ben bayılırım. Tabii, zeytin çok koyabiliriz. Olur. Sucuklu olur, peynirli olur. İsteğe bağlı. Sade de yapılabilir. Hı-hı. Farklı şekillerde de yapıyorum ben. Şöyle şimdi ben hamurları hazırladım. Istersen. Direkt oradan olanlardan alabilirim. Şöyle. İçine daldıracaksın. Evet. Peki. Bunu böyle yapalım. Bulayalım. Sonra da susama bulayalım. Üf 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 üf. Yani lezzeti buradan geliyor. Hı hı. Ve içindeki bol tereyağdan diyebilirim. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Evet. İşte kardeş dayanışması. Tamam, bunu da yapınca bitiyor. Bu biraz tepsi mayası olacak. Olsun. Olsun. Bunu da bekletelim. Siz yani bence yarım saat kadar, 15 dakika kadar bile beklese. Tamam. Yeterli. Bahçeyi gezmek istiyorum. Evet, siz çok iyi olur. Bahçeyi gezin, ben buraları halledeyim. Tamam, tamam. Elimi de yıkayayım önce. Gelmiştir artık. Bence kalkalım, gidelim.
Daha brownie'mizi tamam. yapacağız. E hadi o zaman. O tarif de çok güzel bir tarif. Onu da yapalım. Nursel'cim tepsi mayası gelmiştir. Geldi. İstiyorsan sevdiğiniz fırına yollayalım. Aa, çok güzeldi. Güzel. Şöyle güzel keskin bir bıçak tamam. verdim sana. Buna şöyle kesikler atalım. Şöyle iki daha katına güzel. Falan çıkmadı ama çok böyle hakikaten büyüyünce daha evet, bişik ya, oldular. O kadar yumuşak ki şu Hı-hı. an zaten. Kızardığında çok daha iyi olacak. Hı-hı. Yollayalım mı? Hadi gel. Hadi gidelim. Evet, 180 derece. Tamamdır. Tepsi mayası olan simitlerimizi, poğaça simitlerimizi gönderdik. Evet. Günün son tarifi gelecek. Yine yani o pastamızın önüne geçebilecek mi emin değilim ama hani çikolata deyince dünya durur ya. Evet, aynen öyle. Takipçilerim de Instagram'da çok seviyorlar çikolatayı. Hı. Ben çok seviyorum. Hı. Zaten çikolata dolu tariflerim. Hep de bir şey koymak isterim böyle çikolatayı. Bugün kurabiyeli brownie'ye geçeceğiz son olarak. Hı hı. O da çikolatalı bir tarif, bol çikolatalı. En alta kurabiye hamuru yapacağız, damla çikolatalı. Ortasına kremalı bir bisküvi koyacağız. Bir de brownie hazırlayacağız. En üstte de onu dökeceğiz. Piştikten sonra da yine çikolatayla süsleyeceğiz. Kahveyi hazırlayayım. Evet. Hadi bakalım. Merve Hanım'ın çay saati menüsünden kurabiyeli brownie. Kurabiyesi için 2,5 yemek kaşığı tereyağı, 125 gram, yarım su bardağı esmer şeker, yarım su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 1 paket vanilya, 1 çay kaşığı karbonat, 1 tutam tuz, 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı damla çikolata, 2 paket kremalı kakaolu bisküvi. Brownie'si için 3 adet yumurta, 1,5 yemek kaşığı tereyağı, 75 gram, 2 paket bitter çikolata, 150 gram, yarım su bardağı toz şeker, 1 yemek kaşığı kakao, 1 paket vanilya, 1 tutam tuz, yarım su bardağı un. Üzeri için 1 paket bitter çikolata. Şimdi Nursel'cim önce kurabiye hamurunu hazırlayalım, hı hı. tereyağı koyalım. 3 katmanın en alt tabanını hazırlıyoruz şu anda. Evet. 125 kadar tereyağı. 125 yani böyle 2,5 kaşık evet. falan yapıyor. Evet. Ben senin şekerini ayarlayayım. Hem esmer Olur. şeker. Evet. Yarısı esmer şeker. Tabii esmer şekeri olmayan toz şeker de kullanabilir hepsini. Çok Tabii. sorun değil. Onu Şöyle evet. tutabilir misin? Geri kalanı da beyaz şeker olarak koyalım. Bunu böyle çırpalım. Tamam. Nursel'cim bu kadar yeterli şeker ve yağ için. Şimdi yumurtayı ekleyeceğim. İlk çırpma anında yağın ısısı önemli demek ki böyle hemen evet. bir bırakmadı kendini evet, şekeri. Evet aynen o sırada biraz atladı Gördüm. Ama şimdi evet. çok güzel kıvama geldi. Bir de yumurtayla çırpacağız. Şimdi vanilyayı da ekleyelim. Ununu. Sonra da una geçelim. 2,5 bardak. Tamam 2,5 bardak. Şununla ben ölçeceğim. Tamam. Siz artık İstersen ölçü oldunuz. Yavaş yavaş. Bir de karbonat. Tamam. Karbonattan bir çay kaşığı koyalım. Silme bir çay tamam. kaşığı. Sen çırp ben sana yavaş yavaş katayım. Tamam. Şimdi ben elle artık yoğurayım. Bir tek yarımın kaldı. Şunu elinle al istersen. Tamam. Bir küçük tuzun var. Onu unutma. Evet bir küçük tutam. Tuz atalım. Yumuşak bir hamur atayım. Olmalı. Elimin lezzeti. Yani bir kurabiye hamurundan biraz daha yapışkan olacak. Hı hı. Şimdi bir su bardağı kadar da şey yapalım. Ölçelim bunu. Damla çikolata koyalım. Tamam. Evet sesler geliyor. Acaba kim? İki bebek bir çocuk. Hoş Bakın geldin. Kimler geldin. Geldi. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba. Omol. Omol Dodo. Oh. Hoş geldiniz. Ay bu ne ya? Kız. Evet. Ben.
Yalnız bu ne güzellik kız. Of. Oh, Allah'ım şuna bak Morgan. Kızım. Anneciğim ne yapıyorsun? Zeynep, nereye geldik biz? Zeynep mi? Evet. Ne? Volkan da Esma. Zeynep mi? Senin adın Zeynep mi? Hoş geldin. Hiç büyükleri görmedik yani. Şimdi beni görünce. Öbür ha dur ablası. Ortancımız. Bak, ne evet. oldu biliyor musun? Şaşırdım. Sen sandın onu. Ne kadar benziyorsun. Evet. Öbür kardeş diyecektim. Biz üçümüz. O da kuzen. Teyze kızı. Hoş geldiniz. İyi ki geldiniz, yetiştiniz. Ay ne güzel. Ay mis koktu mutfağım bak. Gelin evet. buyurun. Hadi biraz mutfağa gezelim Zeynep. Gel geç annesi sen. Hadi yapalım. Ha, siz de gelin yanımıza. Şöyle hamuru yayayım ben. Poğaçalar da fırında. Ben de kurabiyelerin evet. yaydım. Şimdi evi gezdireyim sizlere. Tamam siz evi gezin. Çıkalım, evet. Ben de bunu tamamlayayım. Tamam. Şimdi bu tarifi en ilginç kılan şeylerden bir tanesi. Evet. Aslında bak kurabiye hamuru yaptık. Onu evet. yaydık. Üstüne de sevdiğiniz kakaolu bir bisküviyi döşüyorsunuz. Evet, beyaz kremalı olur. Bu şekilde hepsi beraber pişecek. Bir de bunun üzerine brownie hazırlayacağız şimdi. Bu benim en sevdiğim kakaolu bisküvilerdendir böyle çayın evet, yanına falan. Evet, ben de çok severim. Sırf sade de olabilir ama arada böyle kremalı olursa değil mi daha evet. çok yakışıyor. Görüntü olarak dilimlendiğinde de çok güzel görünüyor. Bu şekilde. Tamam. Şimdi brownie hazırlayalım. Fırın. Fırındaki poğaçalarımız gayet iyi ya görünüyorlar. Şu an yansa çok üzülürdüm yani. Yok, tam kıvamında görünüyorlar. Alabiliriz. Sen alabilir misin? Tamam. Evet. Sıcacık. Müthiş. Üstünü kapamamı ister misin? Olur, biraz kapatabiliriz. Şimdi brownie hazırlayacağız. Ne lazım de bana? Yumurta, şeker alalım. Yumurtasını al. Ayrıca şey de yapalım. Heh. Bunu ocağa koyalım ki ısınsın. Benvari usulü Benvari çikolatası usulü. Var. Onu da koyalım hemen. Evet. Tereyağını da ona ekleyelim. Beraber ısınsınlar, erisinler. Bu Benvari usulü çikolatası en üstüne değil mi? Brownie'den de sonra piştikten sonra. Yok bu brownie hamuruna koyacağız. Öyle bunu. Mi? Ya tereyağıyla çikolatayı beraber eritip burada yumurtalı şekerli. Bir kek gibi yapacağız. Tamam çikolatalı. Anladım. Tereyağını da koyayım o zaman. Evet. Yumurta ve şekeri çırpmaya başlayayım. Kalabalıksınız ne güzel. Evet. Bir kaşık mı? Ondan 100 yok 75 gram koyalım. Şöyle 1,5 yani kaşık siz, falan koyuyorum. Şimdi şey koyalım. Şeker koyalım. Yumurtayla beraber çırpacağız. Yarım su bardağından biraz fazla şeker koyuyorum. Şimdi beraber çırpacağız. Tamam, yumurtayla şekeri istediğimiz kıvama getirdik. Böyle beyaz olması gerekiyor. Şöyle bir havalandırayım. Evet, onu da biraz ılıttık. Onu da ekleyelim. Siz dökün şöyle, ben çırpayım. Tamam. Şimdi vanilyayı ekleyelim. Tam da tuz alalım. Şu anda brownie tarifi dedik ama evet. aslında burada da çok güzel bir kurabiye tarifi var. Böyle evet. minik minik böyle kahvenin yanına küçük minik minik kurabiyeler evet, de yapılabilir. Küçük damla çikolatalı evet. kurabiye. Yani biz şu anda bir tarifte iki tarif vermiş Hı-hı. oluyoruz aslında. Bunu da çırpayım. Şöyle bir yemek kaşığı kadar kakao koyayım. Zaten 2 paket 80 gramlık çikolata var. Bitter çikolata en koyusundan. Evet. Yine bir yemek kaşığı kadar koyuyorum. Şey un? Onu da koyalım. Yarım su bardağı kadar koyuyorum. Tam yarım su bardağı değil. Bakalım.
Tamam. Şimdi spatularla da devam edebilirim ben buna. Bunda kabartma tozu ya da karbonat gibi bir kabartıcı yok. Bu da çok sorulan sorular arasında ama doğru. Ya ihtiyacı yok buna. Brownie'nin böyle nemli bir dokusu olacak. Şu an iki tarif, bir tarifte birleşiyor. İsterseniz bisküvileri koyabilirsiniz de, koymaya da bilirsiniz. Ben bisküvisiz de yapıyorum, o şekilde de çok güzel oluyor. Şimdi brownie'yi de dökelim. Çok iyi fikir, brownie ile kurabiyeyi birleştirmek. Evet. Bu tamam. Süper. Fırının açık 180 derece. Fırınımız açık, tamam, uygundur. 180 dereceye bunu atalım. Piştiğini de zaten kürdanla kontrol edebiliriz. Bu kadar. Şimdi üstüne başka bir şey var mı? Üstüne biraz renk olsun diye çikolata eriteceğiz. Ekstra bir ganaj yapacak mıyız? Sadece çikolata eriteceğiz. Ben marayı sürdüm. O zaman onu sunumlarında yaparız. Bu pişerken tamam, yaparız. Tamam, olur. Bu durumda ne oldu? Bütün çay saat ikramlarını bitirmiş, evet, bitirmiş oldun. Olduk. Bir toparlanalım. Pastamızı falan çünkü daha birleştireceğiz, evet. Ama şunlardan bir kurtulalım. Evet. Şöyle ben masayı hazırlayayım. Hoş geldin. Evet, yine çok şıksın. Teşekkür ederim. Değişik bir tarzın var. Çok hoş olmuşsun. Teşekkür ederim. Ben hemen fırına bakmak istiyorum. Bak ben de ikramlarını masaya koyacağım. Neydi bunun adı? Krem puf. Krem pufumuz. Nursel'cim onun üzerinde pudra şekeri olacaktı yalnız. Koyalım hemen. Tamam. Olmuş mu? Brownie'miz olmuş. Çıkartabilirim. Çıkar. İstersen hemen bahçeye alalım. Tamam. Evet. Şimdi en merak ettiğim ballı bademli, evet, Alman pastamıza. Evet, süslemeye geçiyoruz, evet, şimdi. Bunu çıkaralım. Bunu keseceğim. Orayı kestikten sonra üstünü de burada dilimleyeceğim. Şu şekilde. Bunu yapmamın sebebi buraya kremayı koyacağım. Üzerlerine bu dilimleri koyacağım. Çünkü bunu direkt üzerine koyup dilimlersem... şey olur, kremalar çıkabilir. Tamam. Hazır. Süper. Valla şu sıktıklarına bayıldım. Evet. Daha da kremamız vardı, daha da boca, evet, edebilirmişiz. Evet, daha da bolca sıkabiliriz. Hiç çekinmeyin, daha da çok yakışacaktır. Evet. Süper. Gel şunları koyalım. Dört renkli böreğimizi. Evet. Şimdi de pastamızı alalım. Nasıl bir koku ya? Vuran vuran çikolata kokusu. O kadar iyi kokuyor ki size tarif edemem. Şu anda ballı bademin önüne geçti benim için. Kokusu yani gerçekten tamam, çok iyi. Bunun için de yuvarlak bir tabak alırsak. Şurayı çıkardım. Önce şuradan bir tadını bakacağım düşenlerden. Tamam. Size fikrimi söyleyeceğim. Hatta ben de. Üf. Üf. Çikolatalı brownie'mizi, yani kurabiyeli brownie'mizi çikolataya boğup zirvede bırakacağız. Tamam.
Tamam, şu an çikolata banyosunu da yapmış oldu. Tariflerimiz hazır, bu tamam. Kadar. Tabakları koyun, ben elimi tamam. Yıkayayım. Kızlar, size benim bugün bol bol tuttuğunuz tutacaklarım var ya, onları evet. Hediye etmek istiyorum izninizle. Şöyle. Aa, çok güzel. Handan Çolakoğlu biliyorsunuz hani arkadaşım, o evet. Böyle bol bol gönderiyor, ben de herkese verebiliyorum. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu da çok güzel bir şey, saklama örtüsü oluyor. Evet. Bugün çay saati ikramları yaptık. En sevdiğimiz şahsen çayımız da demlendi. Bugün neler yaptık? Şöyle bir hatırlayalım. Bugün neler yaptık? Simit poğaça yaptık. Ballı bademli pasta yaptık. Dört renkli börek yaptık. Kurabiyeli brownie yaptık. Mutfağınızdan misler gibi börek, pasta kokuları, masanızdan sevdikleriniz. Hafta içi ekranlarınızdan biz hiç eksik olmayalım. Nerede izleniyorsak biz, afiyet olsun.